Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, yine kıymetli bir konuğumuz var. Sayın Remzi Özdemir'le beraberiz. Remzi abi, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Şimdi son haftaya baktığımızda dolar TL'de bir 9.85 gördük. 9.85'i de niye gördük? İşte elçi krizi yaşadık. Yine her zamanki gibi yapay bir kriz oluşturuldu ve buradan darbeyi Türk ekonomisi aldı. Ve dönüp bu krizin çözülmesiyle beraber de 9.41'e kadar, 9.40'lara kadar gerilemiş bir dolar TL kuru var. Şimdi burada benim sorum size şu: bu düşüş devam eder mi? Önümüzdeki dönemde kur üzerinde risk olarak neleri değerlendiriyorsunuz? Evren, dolar için bir adil değer biçildi. Yani bunu kabul etsek de kabul etmesek de yabancı bazı analistlerin 9.500 rakamı çok önemliydi. Ve gerçekten de bu adil değere ulaştı. Ve hatırlarsanız yine adil değeri ortaya atan yabancı analist 9.800'de bir tweet attı ve gerçekten biraz fazla oldu diye öyle bir dikkat çekti. Geçmiş yayınlarda da ben de aynısını söylemiştim. Yani dolarda eğer olağanüstü gelişmeler olmaması halinde dolarda çok büyük hareketin olmayacağını söylemiştim. Evet, doğru, bu sözümün yine arkasındayım. Yani adil değerin çok üstünü ben beklemiyorum. Ancak olağanüstü bir şey olmazsa Evren. Ama bakıyorsun ki Türkiye'de o kadar çok olağanüstü olaylar oluyor ki, öngöremediğimiz şeyler. Merkez Bankası, Merkez Bankası'nın kararını hiç kimse öngöremedi. Emin ol ki Merkez Bankası'nın o para kurulunun üyeleri dahi bu kadarını öngörmüyordu. Çünkü kurul denilen bir şeyin ne olduğunu artık öğrenmiş olduk. Yani Merkez Bankası Başkanı açıklama yaptı. Bazıları kendi istemedi, bazılarını da biz gönderdik. Sanki şey gönderiyor, terzi çırağını gönderir gibi gönderdik. Bu cümle çok yanlış bir cümle. Hemen arkasından elçi krizi patladı. İşte bütün bunlar Türk lirasının faiz nedeniyle korumasız, kalkansız olmasından dolayı kaynaklanıyor. Merkez Bankası'nın düşük faizi TL'yi korumasız bir hale getirdi Evren. Bu nedenle bu tür olacak tüm olaylar Türk lirasını vuracaktır Evren. Doğru, 9.500 adil değer, ancak dışarıdan içerideki gelişmeler Türk lirasını savunmasız olması nedeniyle ciddi anlamda sarsacaktır. Burada şuna bakmak lazım. Peki TL'yi neler vurabilir Evren? Bunun üzerinde durmak gerekiyor bence. Evet. Nedir abi bunlar? Peki riskleri, önümüzdeki dönem için riskleri nasıl sıralayacaksın bize? Önümüzdeki dönemde gerçekten korkutucu bir gündemimiz var Evren. İlk gündemimiz enflasyon. 3 Kasım'da açıklanacak olan Ekim ayı enflasyonu. Neydi Merkez Bankası'nın hep sığındığı gerekçe? İşte Ekim'de, Kasım'da enflasyon düşecek. Ama döviz, bence Merkez Bankası da öngörmedi bu krizleri, bu kadar zam fırtınasını. Bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman Ekim ayında bence eğer TÜİK ekstradan bir çaba sarf etmezse, özel marketler, özel fiyatlar bulmaması halinde enflasyon ciddi anlamda yüksek çıkacaktır. İşte bu seviyede halk yeniden ne oluyor diyecek. Bir taraftan %16 faiz, bir taraftan %20'nin üstüne çıkmış bir enflasyon. Yani aradaki o 4 puan insanların panik olmasına neden olacak. Yani kendini korumasına, koruma içgüdüsüne neden olacak. Bu birinci tehlike. İkinci tehlike Evren, ki ben bunu çok 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 önemsiyorum. Yani Amerika'nın tahvilinden daha çok önemsiyorum. Faiz artışından daha çok önemsiyorum. Halk Bankası davası. Bakın, geçen hafta elçi krizi nedeniyle o kadar hafif kaldı ki, hatta hisseleri bile olumsuz etkilenmedi. Halk Bankası davası. Halk Bankası ile ilgili geçen hafta Amerika'da önemli bir karar alındı. Neydi bu? Halk Bankası yargılanabilir. İtirazı, Halk Bankası'nın itirazı reddedildi. Aslında şu anda bence Türkiye'nin elçi krizi, her şeyi bir yana bırakıp bunun üzerinde durması lazım. Bu çok ciddi bir gündem konusu. Bu elçi krizinden dolayı bir banka üst yöneticisiyle görüştüm. O arada onun da bana söylediği şuydu. Üst düzey bir AKP'liyle yaptığı görüşmeyi söyledi.
Ya buradan evet bir ceza gelebilir. Çok çok 7-8 milyar dolar gelir. Biz bunu öderiz, çıkarız, kurtuluruz. Ellerinden böyle bir bahaneyi alırız. Ya Allah aşkına 7-8 milyar dolar ceza dediğin Türkiye gibi bir kere ki Halk Bankası'nın sermayesi nedir? Tabii ki bunu hazine karşılayacak ama Türkiye'nin şu anda %6,5-7 ile 1 milyar borç zor bulurken sen 6-7 milyar dolar cezadan bahsediyorsun. Bu komik bir şey değil ya da bu basit böyle bulunabilecek bir para değil. En azından Türkiye için daha önce olsaydı. Bu çok ciddi bir sorun. Hemen arkasından beni en çok ürküten bu Halk Bankası'na verilecek olası bir para cezasından sonra Evren tıpkı Amerika'nın daha önce İran'a yaptığı gibi bazı yaptırımlar, Türkiye'ye bir kısıtlamalar getirilebilir. Bunları konuşmak dahi istemiyorum, telaffuz dahi etmek istemiyorum. Hani derler ya üç harfleri söyleme gelir diye. İşte ben de o tehlikeleri şu anda söylemek dahi istemiyorum, dinlendirmek bile istemiyorum. Ama gerçekten çok kötü, karamsar beklentiler var. Bu maalesef medya tarafından da dile getirilmiyor. Aynen kendimi okulda gibi hissettim. Söz istedim. Kusura bakma Remzi abi, sözünü kestim. Ama bu şu demek değil, değil mi? Yani hani yüklü bir ceza gelirse Halkbank'taki bizim mevduatlarımız güvende, bankanın arkasında devlet var. Allah'ın izniyle Halkbank'ın mali yapısında falan bir sıkışıklık yok, değil mi Remzi abi yani? Yok yok o sorun o değil. Zaten şeyi de belirttim ya yani bu hazine bu parayı ödeyecek. Yani Halk Bankası Halk Bankası'dır. Yani Türkiye'nin en güçlü sermaye yapısı devlet oraya bir iki milyar daha koyar bir şeyler koyar. Yine o tür bankayla ilgili bir sorunumuz yok. Sorun Halkbank'ın bu eyleminde iddia edilen eyleminden dolayı verilecek ceza. Zaten burada Halkbank'a verilecek ceza aslında Türkiye'ye verilecek bir ceza. Sembolik olarak biz Halkbankası'nın üzerinden konuşuyoruz. Onun için Halkbankası yani Türkiye'nin en güçlü kamu bankalarından biri. Öyle Evet. bir şeyimiz yok. Ben dediklerinize şöyle ekler yapmak istiyorum. Bir kere enflasyonda diyorsunuz ki davranışsal iktisadın da konusu, yani o algı müthiş bozulacak. Bence çok önemli bir şey. Ben hatta bu dediklerinizi not aldım. Yarınki gazeteye yazarken de bunları da ekleyeceğim müsaadenizle köşeme. Bu algı bozulacak diyorsunuz. Şöyle destekleyeyim onu bir de. Dönüp doğalgaza bakıyorum. Yılbaşında 1300, şimdi 3400. Dönüp petrole bakıyorum. Çatır çatır benzine zam geliyor. Ağustos'ta 64 dolar, şimdi 85 dolar. Buğday fiyatları dün ben söyledim yayında 235 dolar, Eylül'de 285 dolar şimdi. Yani enflasyon dediğiniz doğru, gümbür gümbür geliyor. Bir, Halkbank'ta hiçbir şey demiyorum. %100 haklısınız. Bu başımıza iş açabilir. Üçüncü nokta, siz bunu da bir tehlike olarak görüyorsunuz ama çok vurgulamadınız. Ben Kasım ayı yaklaştığı için vurgulayacağım. Varlık alımlarının azaltılması başladığı zaman bu dönüp dolar TL'yi tekrardan vuracaktır diye düşünüyorum. Yani şu an baktığımızda bir çok sert bir çıkış vardı. Ona bir tepki veriyor. Bir gerileme var. Ama bu gerileme ne yazık ki sonsuza kadar sürmeyecek. Ve bir noktada şu, bu yanlış siyaset, bu yanlış siyasetten dolayı 9.85 gibi yukarıda teknikte bir iz kaldı. Bir hedef kaldı. O zaman önümüzdeki ilk mevzuda bu sefer 9.85'in de üzerinde yeni bir dalga boyuyla karşılaşırız diye düşünüyorum ve en önemlisi şu, Türk ekonomisine olan güven bir kez daha aşındı. Yani deprem belki bir binayı hemen yıkmıyor ama her vurduğu dalgayla o taşıyıcı kolonları birazcık daha yıpratıyor. Birazcık daha yıpratıyor. Aynen yanlış siyaset içeride ve dışarıda bizim ekonomimizin temellerini de bir deprem dalgası gibi vurdukça zayıflatıyor diye düşünüyorum Remzi abi. Varsa ekleriniz, son sözlerinizi alayım abi. Şunu belirtmek istiyorum. Türk lirasının yani beni korkutan, ürküten tek neden Türk lirasının savunmasız olması. Yani Merkez Bankası'nın elindeki en önemli silah son faiz indirimleriyle alındı. Yani şöyle deniliyor işte ihracat artacak, ihracatın bir taraftan artarken dış ticaret açığımız kapanacak, dolar bolluğu olacak ve ister istemez. Ya bunlar
Nasrettin Hoca'nın göle maya çalması gibi çok fantastik şeyler. Sen bir taraftan da konut kredisi faizini kamu bankalarına indiriyorsun. Yani böyle bir çelişkiler yuma. Amerika konusundaki görüşüne katılıyorum. Fed konusunda zaten o Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, hatta daha büyük ülkelerin dahi, gelişmiş ülkelerin dahi önümüzdeki bir yıllık sorunu. Yani biz kur sorununu en az bir yıl daha yaşayacağız. Biz diğer ülkelerden daha şiddetli yaşayacağız. Çünkü kendi paramız savunmasız. Bakın 3 gün önce Rusya bir kez daha, ısrarla Rusya diyorum her programında senin. Rusya bir kez daha faiz arttırdı. Ya Rusya faiz arttırırken aptallık mı yapıyor? O kadar aklı başında yetişmiş beyin gücü var burada. İngiltere yine dünyanın en iyi merkez bankalarından biridir. İngiltere dahi önümüzdeki dönemde faiz arttıracağız diye açıklama yaptı Evren. Yani biz faizi savunmuyoruz ama senin para birimin savunmasız. İşte senin söylediğin, üzerine eklediğin Amerika'da tuzu biberi olacaktır. Önümüzdeki bir yıl Türk lirasının en büyük kabusu FED olacaktır. Aynen öyle, aynen öyle. Remzi abi bir de ben şunu ekleyeceğim. Şimdi bu benzin zamları falan oluyor. Bu benzin zamlarında halkı yanıltıyorlar. İşte yok Almanya'da şu kadar, işte yok Avustralya'da bu kadar falan filan, orada daha pahalı. Burada halkımız şunu düşünsün bence. Biraz önce KRT'de yayına bağlandım, onu söyledim. Dedim ki bakın orada da belki litre fiyatı artıyor. Ama oradaki vatandaşın geliri 50 bin dolar. Sizin geliriniz 8 bin dolar. Zamanında bu bölüşümde adaletsiz yapı devam etmeseydi, yani Türkiye çok büyük bir ülke, büyük bir hasıla, büyük bir zenginliği var. Ama bu zenginliği ne yazık ki yandaşlara ve bir beşli gruba aktarmakta kararlı olan bir otorite de var. İşte bu otoritenin salgından önce yaptığı bu yanlış bölüşüm bugün bu zamlarla bizim çok daha fazla ezilmemizi doğuruyor. Bunu da söyledim televizyonda. Bunu da bu benzin kısmıyla ilgili antır parantez açmak istedim. Ekledim abi. Buna ekleyeceğim bir şey var mı bu benzin zamlarına falan? Benzin zammı Türkiye'de sadece bu değil. Elektrik, bütün enerji dünyada artıyor. Fakat dediğim gibi yani birim maliyet önemli. Ben 100 lirayla cebimdeki kazancımla ne kadarını alabiliyorum? Şimdi Avrupa ile bunu kıyaslayamazsın bile. Avrupa'daki asgari ücretli bunun farkına dahi varmıyor. Ama bizim asgari ücretlinin, gerçi Cumhurbaşkanımız kapıcıların dahi arabasının olduğunu söyleyerek belirli bir kesimi de aşağıladı. Yani sanki kapıcıların arabası olmamalı. Onlar üçüncü sınıf insan. Bence bu konuda da kapıcı ya da apartman görevlisi arkadaşların bir tepki göstermesini bekliyorum şahsen. Aynen. Ağzına sağlık Remzi abi. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol.